Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz İnsan Kaynakları Danışmanı Sevcan Celepoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ankara Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. İş hayatına Ankara'da kısa dönemli bir sigorta firmasında başladım. Üniversite hayatından beri ama hep bir insan kaynakları alanında deneyim sahibi olma isteğim vardı. Bu yüzden de yolum İstanbul'a düştü. Ve İstanbul'da bu mesleği deneyimleme fırsatım buldum. Son yaklaşık herhalde 15 yıla yakın bir süredir de insan kaynaklarında farklı sektörlerde, farklı kurumlar altında çalışmaya devam ettim. Pandemi dönemiyle birlikte aslında artık kendi markamla yola devam edip firmalara danışmanlık hizmeti verme yolunda şu anda da devam ediyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Diliyoruz. Çok sağ olun. Bu konuya ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Kırılma anından çok sanırım aslında Nesra Hanım biliyorsunuz biz çok bilinçli üniversite bölümleri seçme süreci yaşayamadık. Maalesef. Genel olarak yönlendirmeyle oldu hayatlarımız. İletişim yönümün hep kuvvetli olduğunu düşündüm. Bu yönde de geri bildirimler üniversite döneminde de öğretmenlerimizden, hocalarımızdan aldım. Hep insana dokunmayı sevdim. Hep bir şeyleri çözüm odaklı yaklaşmayı sevdim. O yüzden de bu alanda çalışmak benim için iyi geleceğini düşündüm. Bir fark yaratabileceğimi düşündüm. O yüzden de uzun dönemlerde hala aşkla, tutkuyla bu mesleği icra ediyorum. Daim olsun tutkunuz. İnşallah. İnsan kaynakları bir firmanın bel kemiği diyebiliriz. Son derece önemli bir misyona sahipsiniz. Evet. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalardan bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Şu anki markamız çatısı altında Bright İnsan Kaynakları olarak işe alım süreçlerinden, organizasyonel yapının ilerlemesi sürdürülebilirliğinden, performans, özellikle çalışan tarafındaki o memnuniyet, bağlayıcı kısım, yönetimlerimizle oturup stratejik olarak bu bağlamda daha uzun vadeli neler yapabileceğimiz, aslında uzun vadeli başarıyı kendimize odak noktası haline getiriyoruz, hedef haline getiriyoruz. Bir İK'nın aslında şirket yapısında yapabileceği tüm hizmetleri şu an firmam adına verebiliyoruz. Çok güzel. Peki sizin önde gelen kişisel ve mesleki özellikleriniz nelerdir? İşin özü sanırım biraz samimiyet. İnsani değerleri ön planda tutma. Hayatım boyunca hep bunu benimsedim. Ne güzel, çok ihtiyaç var buna. Sizin gibilerini bulmak zor. Tabii ki işimiz ve mesleğimiz gereği yasalarımız, mevzuatlarımız var uymamız gereken ama işimiz insan, insan doğası, insan psikolojisi. Dolayısıyla ben her zaman bunu ön planda tuttum. Ve bu iş dünyasında aslında dokunabildiğim herkese insani değerlerle bir çözüm odaklılık ve hizmet vermeyi amaçladım. Şimdi şu anda yaptığımız aslında bu marka çatısı altında bu konuda daha esnek, daha çözüm odaklı yaklaşabiliyoruz. O yüzden de daha keyifli bir hal diyebilirim benim için. Ne güzel. İnsan kaynaklarının kaynağı insan. Evet. O yüzden insana değer vermek sizin yaptığınız gibi o kadar önemli ki. Evet. O kişiler değer gördüğünü hissettiği zaman aidiyet duygusu gelişiyor. Daha katma değerli işler oluşturuyor. Ortaya daha çıkıyor. Verimli çalışıyor. Son derece güzel bir yaklaşım. Söylediğim gibi daim olsun. Çok güzel bir örnek oldunuz buradan. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Tabii ki insani değerleri üst noktaya taşıyabilme. Bunu yaparken günümüz koşullarındaki teknolojiyi olabildiği kadar süreçlerimize dahil etme. Mevcutta doğru işe alım ya da yetenek bulma dediğimiz tabii ki çok değerli kavramlarımız var ama doğru yetenekleri de aslında doğru işle yerleştirebilip onların iç kariyer yollarında da gelişimlerine destek olabilmek.
Şirketlerimizde de aslında bu algıyı benimsetebilme daha fazla. Sizin dediğiniz gibi insan kaynakları henüz o hep o savaşı veriyoruz ya, aslında değeri gerçekten bulabildik mi bulamadık mı noktasında her geçen gün çok daha iyiye gidiyoruz. Bunun yanında teknolojiyi de çok güzel harmanladığımızı düşünüyorum. Birçok konuda aslında mesleki olarak da öncülük de yaptığımız konular da oldu. Mesela? Memnuniyet kısımlarında, bağlılık çalışmalarında daha veriye dayalı, daha veri analitiğine dayalı. Bu tabii ki çalışanlarda çok daha sayısal veriler olduğu için insanlardaki o güven mekanizmasını çok daha rahat sağlayabiliyoruz. O yüzden de aslında veri analitiği değil mi? O kadar önemli ki kesinlikle. Bunları değerlendirmek. Kesinlikle. Çünkü bunu bir anlamlandırmanız lazım. Ve bu bir firma için yol haritası olabilir. Kesinlikle. Çünkü ben de masanın diğer tarafında bir çalışan konumundaydım uzun yıllar. Dolayısıyla maruz kaldığımız şeyler, çevremizde algıladığımız şeyler her zaman bizde o güven konusundaki soru işaretlerimizden aslında iç kaygılarımız ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu mesleği yaparken işte aslında en önemli şeylerden birisi de empatiyi kurabilme. Çalışanlarımıza. Ben genel olarak masanın hep diğer tarafını önce kendime oturtuyorum. Yaptığımız süreçlerde ne sorgulanabilecek? Bu veri kısmında insanlara daha çok neyi açıklayabileceğiz? Şeffaf yönetim dediğimiz kısımda ne kadar ileriye gidebiliriz? Aslında hep iyileştirmeye çalıştığımız süreçler bunlar üzerinde oluyor. Eğer yönetim de bununla birlikte bizleri desteklerse ortaya gerçekten çok güzel bir şey çıkıyor. Onların da bir ikna olması lazım. Kesinlikle. Değil mi? Yoksa onlarsız olmaz. Gücümüz çok az. Bir ekip işi gerçekten. Ve iş alımlarında o adayın pozisyona uygun olması lazım değil mi? Yoksa çok üstün niteliklere sahip olan bir kişiyi işe almak, yani overqualified ise eğer, evet. Bu da o kişiyi mutsuz edebilir değil mi? Kesinlikle. Aslında ben birçok adayıma yeri geldiğinde pozisyon için gerçekten yetkinliklerinin üst kaldığını da çoğu zaman söylüyorum. Bazen linç yiyoruz bu konudan insan kaynakları olarak ama bu da bir etik değer göstergesi. Kesinlikle. Doğru pozisyona doğru adayı yerleştirdiğimizde aslında adayın kendisi de uzun soluklu o firmaya bağlılık ve çalışma anlamında mutlu olabiliyor. Diğer türlü çünkü evet ilk adımı geçmiş oluyoruz ama zamanla ya iş ona yetersiz geliyor ya kariyer basamaklarında memnuniyetsizlikler başlıyor. Dolayısıyla bir yerde kopuşlar oluyor ve biz ona artık firmanın stratejisi ve firmanın kültürüne göre istediğimiz kadar değiştirmeye, mutlu etmeye çabalayalım ama bir yerden kaybediyoruz ve o da haliyle iş yerindeki değişimleri getiriyor. İdareten geliyor, sonra değiştiriyor. Kesinlikle doğru ama yetenekler tabii, doğru yerlerde. Bir pozisyonda başlayıp kariyerinde çok başarılı olursa yükseltebilirsiniz. Kesinlikle. Onu da görmek önemli değil evet. mi? Terfi ettirmek. O yetkinlikleri ölçümleyebilmek çok değerli. Olabildiği kadar geri bildirimler bu konuda çok ön plana çıkıyor. Ne kattı çıkıyor. Firmaya? Kesinlikle. Sık sık böyle bazen eskiden daha prosedürlere dayalıydı. Şu an ama bu geri bildirim kısmı sizinle böyle görüştüğümüz, konuştuğumuz gibi bir kahve molasında bile yöneticisiyle İfade ya da edilebilir. Takım arkadaşıyla birlikte söylenecek ufak cümleler aslında çok büyük farklılıklar yaratabiliyor. Ama ben bu konuda biraz daha iyileştiğimizi düşünüyorum. Firmalarda evet geri bildirim mekanizmasının daha güzel, daha anlamlı çalıştığına çok inanıyorum. Önemli. Kesinlikle. Peki kimler bu işi iyi bir şekilde yapabilir? Sizin ekibinizde yer alacak kişiler de hangi özelliklere sahip olmalı? Samimiyet. Kesinlikle samimiyet, empati yeteneğinin güçlü olması. İletişim dediğimiz aracımızın sadece konuşmak üzerine değil, gerçekten dinlemeyi özenle yapabilecek olan iletişimin kişiler. Evet. En önemli parçalarından biri de etkin dinleme. Çünkü bazen kelimelerin tanımlarını farklılaştırabiliyoruz kendi aramızda. Ama gerçekten çok değerli bir şey iletişim dediğimiz şey. Birçok sorunu, birçok problemi aslında çok kısa ve çok etkin sürede çözümleyebilecek şeyimizin anahtarı kesinlikle iletişim.
Tabii ki son dönemlerde çıkan işte bu veri analitiği kısmından dolayı stratejik bir zekaya sahip olmamız gerekiyor ki o iletişim sürecinde hem çalışan tarafı hem yönetim tarafını idare edebilelim. Çünkü amacımız gerçekten iki arada bir köprü dediğimiz kısmı sağlıklı bir şekilde kurabilmek. Ne diğer tarafa ne diğer tarafa tamamıyla dengeli. Sürecin evet sağlıklı işleyebilmesi için yeteri kadar şeffaf, yeteri kadar güven odaklı olması gerekiyor. Ama biz Türk insanı olarak ikili ilişkilerde bu insani bağ dediğimiz kısımlarda çok kuvvetliyiz. Dolayısıyla karşımızdaki insanı kazandığımız anda aslında birçok şeyi de kazanmış oluyoruz. O yüzden kesinlikle iletişim ve empati kısmı çok bu önemli, işin başarısında özellikler yer bunlar. Alıyor. Sevcan Hanım, sizinle sohbet çok keyifliydi. Ha, fakat çok teşekkür ederim. Programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Aslında şöyle, iş dünyasında hepimizin sorumlu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu süreçte seviyemiz ne olursa olsun, şeffaf iletişim, insani değerleri ön planda tutacak bir yaklaşım sergilememiz bizim uzun vadede çok güzel noktalara gelmemizi sağlayacaktır. Çünkü hiçbir zaman unutmamalıyız, gerçekten firmaların başarısı, firmaların imajı kesinlikle çalışanlarından geliyor. Ve çalışanların iş ortamı, çalışanların mental sağlığı, iş yaşam dengesi dediğimiz koşullardan geliyor. Bunu da değişim ve iyileştirme için hepimizin ihtiyacı var. Hepimiz konuya el atmalıyız. O yüzden çok daha anlayışlı, çok daha farkındalıkla bir süreç diliyorum ve bunu istiyorum. Harika bir mesajdı. Şimdi son zamanlarda şöyle bir trend var. Firmalar genellikle müşteri memnuniyetine odaklanıyorlar. Evet. Ama çalışan memnuniyeti. Bunu da ön plana çıkaralım diyorlar. Yani eğer çalışan memnunsa müşteri de memnun olacak. Müşteri zaten memnundur. Birbiriyle çünkü ilintili. Çünkü yansıyor Nesrin Hanım. Yani yansıyor. Diyaloglarımızda, mimiklerimizden, ruh halimiz, aynası. Enerjimizden mutlaka yansıyor. Ve o sahiplenme duygusu artık benimsemeyle geliyor ve insanlar kendi markaları için katma değer sunmaya başlıyorlar. Orayı sahiplenirlerse, o masaya sahip çıkarlarsa. Diğer türlü evet birazcık yüzeysel oluyor. Yüzeysel oluyor. Hani geliyorum işimi yapıyorum ama bir katma değer değil. Sadece yapmam gerektiği kadar söylemem gereken cümleler, yapmam gereken işler. Ama hani geliştirme yönünde onu sahiplenme durumunda mutlaka farklılıklar çıkıyor ortaya. Harika bir mesajdı. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice başarılar diliyoruz. Umarım hep birlikte. Çok teşekkürler. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz İnsan Kaynakları Danışmanı Sevcan Celepoğlu'ydu. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.